Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısı futbolcularımızın gölgesiyle hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz. Kıymetli arkadaşlar biraz uzun bir video olacak ama hem transfer duyumlarının hepsini toparlamış olacağım çok çok soru geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam derbi maçın haftası transfer mi konuşulur şöyle böyle bakın kimsenin gerilmesine strese girmesine gerek yok hayat devam ediyor ve hayatın normal akışında işimize gidiyoruz. Hani çok özür dilerim tuvaletinize gidiyorsunuz yemeğinizi yiyorsunuz der bir haftası hayır ben bu hafta tuvalete çıkmayacağım diyor musunuz ne alakası var diyor musunuz ya demiyorsunuz abi transfer futbolun içinde olan bir şey derbi iki tane maç arka arkaya iki tane maç sonra onu söyleyeyim İsmail Kartal'dan öğrencilerine hayal edin ve inanın sözlerim bakın konferans ligine hedef gösterdi Ayasofya final ee, hani 6 maçın 5'inde rotasyonlu kadroyla sahaya çıktı Fenerbahçe. Tamam ee, şok yenilgi yaşandı yaşanmadı değil ama ders çıkarıldı. Hayal edin inanın denildi. 23 Şubat'taki kura çekiminde belli olacak rakipler. Bilmiyorum şiddetli bir şekilde hani molde hissi var ama daha çok var o zamana bakalım neler olacak. Ee, neler edecek. Milan'dan Fenerbahçe'ye Verferdi'yi Alkürün içi takası diye bir haber ortaya attılar. Şimdi kurun işle ilgili az sonra bir kısma geçeceğim arkadaşlar. Orada detaylı anlatacağım. Hani böyle bir teklif yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Şimdi bu bu teklif şu demek hani eğer böyle bir teklif olsa biz size kurun içi vermeyeceğiz. Ama ayak diretiyoruz. Misal veriyorum. Bugün mesela hani Real Madrid Şivanski'yi istedi. Ne yaparsın? 60 milyon euro. Şanına yakışsın. Sen Real Madrid'sin dersin. Mesela ben olsam istese 60 milyon euro çekerim. Ya da 80 milyon euro çekerim. Şimanski istese. Dersin takas istiyorsun. Ya da, ya da dersin ki satmayı hiç istemiyorsun. Hani 80 de verse satmak istemiyorsun. Ya Rodrigo artı. Ya ver Rodrigo'yu al Şimanski'yi falan dersin. Ya da ver Vinicius'u al dersin. Bu da böyle bir şey. Ama şunu söyleyeyim bak. Ee, Ferdi Kadıoğlu Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu. Bence. En yetenekli oyuncusu. Sağ bek, sol bek, 6, 8, 10, sol kanat, sağ kanat, forvet arkası, belki forvet. Hani ihtiyaç anında camı kırınız butonu. Ben bir şeyi de çok merak ediyorum. Hak vereceksiniz bana. Yüzde bir milyon bana hak vereceksiniz. Vermezseniz de füredin eksikliği var. Kabul. Serdar Aziz, Ciku, 2, Samet Akaydın 3. stoper, Yusuf Akçiçek 4. stoper. Okey. Osterboy de sol bek. Osayi Sabek. Mert Müldür sağ bek yedeği. Okey. İsmail Yüksek. Ferdi Kadıoğlu Şimanski. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu cümleyi kolay kolay kurmam. Şu orta sahayı yapalım. Galatasaray'ı öttürürüz. Öttürürüz bak öttürürüz. Herkes ya işte İrfancan Can kahvecinin asıl mevkisi 8 numara. İrfancan Can 8 numara olmaz. Olmaz. Hele hele derbi de hiç olmaz. Bak, derbi maçla ilgili ben size bir şey söyleyeyim. İrfancan kesin sarı kart görecek. İsmail yüksek kesin kart görecek. Bak, İsmail yüksek, İrfan Can. hani İsmail biraz kaldırmaya başladı, biraz anlamaya başladı, kafa basmaya başladı derbilere. Ama İrfancan için çok dikkat etmesi lazım. Ya siz ne dersiniz? Bir tane onu söyleseniz bana. Yani sizce, Fred oynamazsa Fred'in yerine kim oynamalı? Bana bunu söyleyin. Şimdi Kuruliç'e karşı Ferdi kolay olmayacak falan filan. Alman devleri istiyor. Ferdi Alman devleri istiyor tabii. Ferdi çok kıymetli bir oyuncu bak. Transfer market değerine siz bakmayın. Yani siz transfer market değerine bakmayın abi. Siz gerçek değerlere bakın. Ha Fenerbahçe'den futbolcularına da ve menajerlerine bir uyarı geldi. Teklif getirmeyin diye biliyor musunuz? Ya Ferdi Ocak ayında mesela Fenerbahçe'nin kapısını çok çalacak var. Menajerlerine söylediler kesinlikle katiyen satmıyoruz devre arasında. Ha Almanya'da şu model var mesela Borussia Dortmund. Bayern Münih bunu yıllarca yaptı. Ya da İspanya'da arada sırada oldu bu. Futbolcu şimdi transfer ediyorlar. Ama yazın geliyor. Kendilerine karşı da oynuyor. Onlarda şike kültür olmadığı için bizde maalesef kırmızılı bir takımın getirmiş olduğu bir kültür var. O kültürden dolayı Hani eskiden onlar da oynayıp karşı tarafa gitti mi diye çeşitli hareketler, varyasyonlar ya da bu hafta kimle maç yapıyor? Şundan. Onun en önemli futbolcusu kim? Şu. Bunu transfer mi etsek? Söylentileri falan filan. Vesaire vesaire. Ha Anadolu topçularına ben şunu söyleyeyim. Azıcık beyniniz çalışıyorsa Galatasaray'a karşı da aslan kesilmeniz lazım. Niye? Siz aslan kesilmezseniz sizi asla almazlar. Ya size tenezzül etmezler. Ben size söyleyeyim. Size tenezzül etmezler. Yönünü Avrupa'ya çevirdiler. Eğer Galatasaray ise transfer etsin istiyorsanız aslan kesileceksiniz. Fenerbahçe'yi aslan kesiliyorsunuz. Bizi transfer etsin şöyle yapsın böyle yapsın diye. Orada da yapacaksınız. Dediğim gibi Fenerbahçe menajerlere de söyledi sakın teklif getirmeyin diye. Şimdi kısım kısım çeşitli duyumlar var. Çeşitli haberler var. Mesela Fenerbahçe'ye İngiltere'den iki stoper takviyesi. Şimdi başlığı gördüğünüz zaman aklınıza ne geliyor? 2 stoper takviyesi. Yani iki tane stoper alacak Fenerbahçe. Hem de ikisi de İngiltere'den. Şimdi Tottenham forması giyen Eric Dier ve Malang Sarş ortaya atıldı. Ben bunları geçtiğimiz günlerde yine konuştum. Ancak bizim kanalımız hızla büyüyen bir kanal ve sevilen bir kanal. Takipçilerimin buradan hepsine selamlar gönderiyorum. Allah razı olsun. Yanımda olduğunuz için, yakınımda olduğunuz için, desteğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Allah ne varsa versin. Yani şurada bir butona basıp abone ol, işte bir butona basıp beğen var ya Size göre kıymetli, bana göre kıymetli. Ben hayatta teşekkür etmeyi çok iyi bilen bir insanım. Bir lokantada yemek yerim mesela. Fiyatı bana göre pahalıdır, ucuzdur. O çok mühim değil. Hoşuma gider. Özellikle kasaya para öderken derim ki bir dakika derim. Ya yemeği kim yaptı şu. Ben teşekkür etmek istiyorum. Ya Hani edebilir miyim derim. Patronlar görseniz böyle mesela şey, tam ödeme yapacağım ya. Dur dur derler. Hemen çağırlar. Gel gel gel, gel. çabuk gel. Ne oldu? O, bir şey diyecek abi dersin. Buyur der. Abi eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Allah çok lezzetli yemekti falan. Adamın yüzü bir gülümsemeye başlar. Ya bunu yapın. Bu sevaptır. Vallahi sevaptır ya. Yemin ediyorum bu sevaptır ya. İnsanları mutlu ediyorsunuz ya. İnsanları hoşuna gidiyor. Bak belki o gün stresli bir gün geçirdi. Belki hanımıyla kavga etti işte. İşte Aytengil'in şunu var. Sen niye bizi almıyorsun? Aytengil geçen gün bunu aldı. İşte Ayten'in kocası da şöyle yapıyor. Ayten. O Ayten'in Allah bir... Yani adam çıldırmıştır zaten. Ayten hırsıyla gelmiştir. Sen bu cümleyi kurdun. Adamın dünyasını, adamın rotasını çevirmiş oluyorsun. Yapın bunu. Bak sosyal hayatta, günlük hayatta yapın. Eşinize, ananıza, babanıza size yemek hazırlayanlar eline sağlık deyin. Allah razı olsun deyin. Bir tabağa da ben koyuyum deyin. Ya bunlar insanlıktır. Kılıbıklık değildir. Bunlar insanlıktır. Bunu yapmayan kişi kendine ben kalabık değilim demesin. insan değilim desin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi eee... Malanksar ve Erik dair arkadaşlar iki futbolcuyla ilgili de sordum soruşturdum e, Erik dair hani e, nasıl diyeyim size ya fiyatı soruldu diyeyim şimdi bak Hayrıdar Ekdal ve Brent Brentford'dan Mikkel Damşkartla Fenerbahçe görüşme yaptı Selahattin baki hani görüşme yaptı derken arkadaşlar illa bunlar alacağız değil şartlar soruluyor fiyatlar soruluyor Bunları söyleyeyim size. Ve e, Fenerbahçe Erik Dair gündemine aldı. Alması şöyle böyle sezon sonu sözleşmesi bitecek. Valla İngiliz topçular bize kolay kolay gelmez. Onu söyleyeyim. Ama e, Hedef Malang diye de var. Ben şunu söyleyeyim. Şu anki süreçte yani 22 Aralık 2023 itibariyle yüzde ver Erik Dair yüzde 10 Malang Sar yüzde 10 Ekdal %10. Damskart %10. Hocam niye %10? Gelecek mi gelmeyecek mi? Yani gelmeyecekse %0 de. %0 demem. Niye diyeyim %0'ı? Şimdi %0 dersem. Ya bir mucizevi bir şey gerçekleşti. İşte adam atıyorum dedi ki ben 1 milyon euroyu oynarım dedi. Kulübü de dedi ki alın sözleşmesini fes ediyoruz. Ya da e, 1 milyon euro opsiyonu vardı bunun. İşte 4 kaydın öyle bir şey vardı. 1 milyon euroya serbest kalır maddesi. Öyle bir şey oldu. Ondan sonra diyeceksiniz ki ha bak %10 demek ki buymuş iyi niyetliyseniz, kötü niyetliyseniz bırak sen gelmez dediydin. %90 gelmez dedin diyeceksiniz. Fred olayında da öyle. Ben ne dedim? %90 kart iptal olacak. Yüzde on açık kapı bıraktım. Hani şu anki görünen şeye göre iki maç ceza alacak. Fenerbahçe tahkime başvuracak. 2 bile düşecek arkadaşlar. Bir ertelenir mi? Yani Galatasaray Futbol Federasyonu erteler mi? Bakacağız. Ama bu ihtimalleri unutmayın. Şunu da söyleyeyim. Eğer ee, Çağlar Söyüncü olmazsa ya Çağlar Söyüncü olmadı diyelim. Şu an yoğunluğumuz biraz ona. %90 ihtimal verebilirim ama bunlardan herhangi birine %90 verebilirim. Bak onu da belirteyim. Bu da ihtimaller dahilinde. Hocam sen de işini sağlam alıyorsun ha. Hem %10 diyorsun hem %90 diyorsun ha. Hangisi tuttu diyeceksin ki ben demiştim. Ben demiyorum farkındaysanız eğer dikkati takip ediyorsanız yaklaşık bir bir buçuk yıldır ben demiştim bak ben kesin demiştim falan filan demiyorum. Hatırlatıyorlar hocam sen böyle demiştin ha evet ben böyle demiştim diyorum hatırlattıkları zaman. Yoksa onun üstüne çıkıp da kendimi böyle artistik şey yapmıyorum. Ben duyumcu değilim abi ben bana gelen aktarıyorum. Ben yorumcuyum. Ben öğretmenim yorumcuyum. Hani bana gelen duyumu sizlere aktarıyorum. Has kaynaklarından biriyle de konuşamadım uzun zamandır. Ondan bir konuşayım da şu derbiyi bekliyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi Ekdal. Onu belirteyim arkadaşlar. Ekdal bu hafta içi görüşme planlanıyordu. Olmadı. Şu Galatasaray maçları geçsin. E, ilk maç geçsin özellikle. Önümüzdeki hafta bir görüşme gerçekleştirilebilir. E, forma şansı yüksek bir kulüp istiyor. İsveç milli takımında 6 kez forma giydi ama. Hani son dönemde giydi. 25 yaşında. E, satın alma opsiyonu kiralama. Piyasa değeri 8 milyon euro ama Fenerbahçe 8 milyon euro verebilecek konumda kapasite değil. Onu söyleyeyim. Ha bu sözüm yanlış anlaşılmasın. Devre arası için 8 milyon euro veremezsin. Hocam satın alma opsiyonu kiralama zaten. Arkadaşlar bu şeye yazılıyor. Hani olası gidere yazılıyor. Bilginiz olsun. Tamam şey yapılmıyor ama olası gidere yazılıyor. Bizim 1,5 yıllık falan kiralık yapmamız lazım. Zorunlu opsiyon koyacaksak. Zorunlu koydurmayacaksak. Hani 6 aylık sadece kiralama opsiyon şu diye yapabilirsin. Bunu bilin. Yani hocam tam anlamadım. Diyelim ki ekdal için 8 milyon euro opsiyon koydurduk. Dedik ki 6 aylık kiralama satın alma opsiyonu 8 milyon euro. Ama dedik ki işte şartlı satın alma opsiyonu. Yani şunları şunları yaparsa şartlı o zaman 1,5 yıllık sözleşme yapmamız lazım. Yazın alamayız çünkü. E, ciddi satışta bekliyoruz ama yine de zor. Ben World Worst sürprizi diyor. Bir diğer haberimizde. Şimdi Batshuayi istediği kadar 3 gol atsın benim gözüme giremedim. İyi oldu. Talipleri de var. Şimdi Fenerbahçe Vegors hareketi harekatı başlattı diyor. Ya ben Vegors'un menajeriyle ilgili bir duyum aldım. Kaynam diyor ki Fenerbahçe'nin hani Vegors'tan çok bir alakası yok diyor. Hani e, ama menajer dedi ki işte şu kadara getirebilirim. Hani 5 milyon euroya getirebilirim. İşte komisyonumu ayarlarsanız on servisiyle şöyle böyle. Ee, hem geldi görüştü hem de o rakip takımda futbolcusu varmış herhalde menajerin. Onu izlemeye gelmiş. Yani hem siyaset hem ticaret yapmış adam. Belki de Fenerbahçe yönetimini kullanarak bedavadan maç izledi. Ya bedavadan demeyeyim de canlı yerinde maç izlemiş oldu. Ee, onu söyleyeyim. Ha Vegors bizde iş yapar mı? Sevgili Erşat hocama buradan selamlar olsun. yuma hastanesine Erşat hocama selamlar olsun. Erşat hocamın da benim de görüşüm bu konuda aynı. Vegors bizde Mario Gomez etkisi yapar. Bakın hani Forvetip Edin Ceko bu parmak. Anlatabiliyor muyum? Bu parmak. da bu parmak. Bu elim bu parmağı. Yani aynı. Aynı stil, aynı oyun yapısı, aynı oyun görüşü, aynı felsefe, aynı yıldız şeyi. Ha, Ceko niye yıldızlı biliyor musun? Ceko'nun çalışma azmi çok yüksek. Bak Ceko'nun çok gol attığı maçlara bakın mutlaka kaçırdığı bir iki tane vardır. Mutlaka. O bir iki taneyi kaçırıp hırs yapıyor. Ne yapıp edip bir tane atıyor, iki tane atıyor ya da asist yapıyor. Dikkat edin bak. Ceko'nun gol ya da asist katkısı yapıp da böyle hani kaçırdı derken net ya da nete yakın bunları yapıp yapmadan şey yaptığı yok. Şimdi Almanya'dan ayrılmak istiyor. Wegors orada tutmadı. E bizde de Batshuayi ayrılmak istiyor. E, biz de tutma demeyelim de oynamak istediği takıma gitmek istiyor. E haliyle görüşmelerde başladım. Ali Koç kurmaylar diyor. Hani haberde bu şekilde söylüyor. Birincisi şu arkadaşlar. 1 Ocak'ta dönüyordu. 9 Aralık'ta aduktor bölgesine lif yırtılması yaşamış. 31 Aralık'ta sağlara dönüş yapacak. Oyuncunun sağlık raporları diyor. Ve Gors'un performansı 5 yaşta kiralıktı. 18 maçta 13 gol katkısı. 9 gol 4 asist. Ve sezonun ikinci yarısı İngilizce Manchester United'a kiralık gitti. Orada hiçbir şey yapamadı. Bu sezon Hoffenheim'da 14 resmi maç 4 gol 1 asist gerçekleştirdi. Garip bir şey. Yani garip bir olay. Şimdi Fenerbahçe futbolcularına bazı kancalar var. Mesela Joshua King'e Burnley, Burnley kancası. Açık söyleyeyim İsmail Kartal'ın Joshua King ile ilgili düşüncesi şu. İyi futbolcu ancak bu kadar sakatlanan iyi futbolcu olmaz diyor. Doğru değil mi? Şimdi çok güveniyorsun. Mesela benim şu formada şu bayrak var ya arkadaşlar. Bu kalkmıştı. Ütüyle bastık, öyle şey yaptık mesela. O kadar dandik yapmışlar bayrağı. A, amblem mesela yıldızlar falan kabartmalı böyle çok güzel hoş yapmışlar. Şimdi ben buna güvenip canlı yayına çıkıyorum. Hop şuraya yırtılıyor. Alay konusu oluyorsun. İşte bak bayrak bile yırtıldı falan. Benlik bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Benlik hiçbir şey yok. Feneryum'un gönderdiği forma. Benlik bir şey yok. Ben internet üzerinden aldığım için Feneryum'un gönderdiği forma. Anlatabiliyor muyum? Şimdi İsmail Kartal da aynısını söylüyor. Arkadaş ben Joshua King'e güveniyorum. Joshua King ah sakatlanıyor bilmem ne yapıyor falan diye. Burnley talip olmuş. Sezon sonu sözleşmesi bitecek. Devre arasında ucuza kapma fikirleri var ama hani İsmail Kartal elimde dursun. En azından bana bir hamle oyuncusu olarak e, iş yapar diyor. Ya Joshua King'e aday yolu gözüktü diyor. Şimdi Fenerbahçe şunu söylüyor. 5 milyon euro getirirseniz satarız diyor. Allah aşkına sözleşme bitimine 6 ay kalmış futbolcuya kim 5 milyon euro verir? Onu da bilmiyorum. Hani 2019 yılındaki kariyerinde 20 milyon euro biçildi. Şu ana kadar 41 maç Fenerbahçe'de 11 gol 6 asist. Yok 42 maç diyeyim. Hani azar azar Kayseri Spor maçında da girdi. Bu sezon 14 maç o da 15 maç diyelim. 4 kez fileleri havalandırdı. <laughs> Norveç milli takımıyla 62 maçta 20 gol. Hani güncel veriler malum arkadaşlar. Transfer market verisi de değişti. Bakalım ne olacak. Şimdi Radik Kurul işle ilgili gelen sorular hocam ilk 11'e nasıl monte edilecek? Arkadaşlar ilk 11'e Montes'in planını bırakın İsmail Kartal yapsın. <laughs> bırakın o kafa yorsun. Şimdi İsmail Yüksek var mı? Var. Crespo? Var. Cep sepeti var. Şimdi bunlar hepsi var. Ve kaos sakatlanmadan önce Fenerbahçe'de İsmail Yüksek formu alıyordu. Fred'in yanındaki hani ismin kim olup olmayacağı e, belirsizdi. Ferdi Kadıoğlu, İrfancan Can Kahveci hani çeşitli çeşitli isimler oluyordu. Şimdi eğer e, kurunu çalınırsa yabancı sayısı bir tane artmış olacak İsmail yerine. Sağ bekte Mert Müldür ön plana çıkabilir. E Samet Akaydın şu anda açık söyleyeyim taraftardan geçer not olmadı. Serdar Aziz tam şey değil. Osay Samuel biliyorsunuz Afrika Kupası'nda e, seçildi takımına. Mert Müldür'ün oynama ihtimali var diyor. Ben şunu söyleyeyim. Ocak ayında bu Afrika Kupası'na gidecekler ya. Çağları becerip alabilirsek Çağlar Mert Müldür'de sağ bekte Ferdi oynarsa Banko 3. Kanatlardan bir tanesi 4. Hem İsmail Kartal'ın eli güçlenir. Hem daha rahat eder. Kurun içi de koy. Fred'i de koy. Şeyi de koy. Şimdi kurun için şöyle bir durumu var abi. Bak Fred'i de yedekler. Zaman zaman belki Şimanski'yi de yedekler. Şimdi Fred, Tadic, Şimanski, Ceko. Bak Fenerbahçe futbolcularının ee, hani kariyerleri de iyi. Ha, ne kadar rakam teklif edecek diye sosyal medyada dolaşıyor. Şimdi sosyal medyanın her haberine inanmayın. Çünkü her haberi doğru değil arkadaşlar. Ben burada baktım mesela. Haberde diyor ki pazarlıklar sürüyor, kararsız kaldılar, yazın hedefteydi, son 4 maçtır yedek bekliyor. Yıllık 3 milyon euro diyor. Kesinlikle doğru değil. 1.9 milyon euro. Ancak Milan son günlerde yan çizmeye başladı. Oyuncuya seni satmayacağız demeye başladılar. Fakat e Konul iç için önemli bir gelişme yaşandı haberi de var. Nedir bu gelişme arkadaşlar? 4 maçtır yedek. Transfer için müjdeli bir haber diyor. İtalya basında çıkan haberlere göre Manchester United satın alma opsiyonuyla Fiorentina'dan kiraladığı Amrabat'ı Ocak ayında kulübüne geri gönderecek diyor. Faslı yıldızın da adada istediği ortamı bulamadığı konuşuluyor. Milan kiralamak istiyor diyor. Yani Milan Amrabat'ı kiralarsa Konul içi belki bedava elden çıkaracak diyor. Aklımızda hayırlısı olsun. Şu az önce e, Mikel Danışkard'ı tam konuşamamıştık. Ona da kısaca bir değineyim. Şimdi çok stoperle ilgileniyoruz. Çok stoperin e, fiyatını şunu bunu soruyoruz. Arkadaşlar şu ana kadar belki 8 stoperin fiyatını sorduk. Şartını sorduk. Bilginiz olsun. Kesinlikle stoper alacağız. Ya bu kadar 8 tane en az oyuncuya sorup da stoper almayacaksan zaten kapat kulübü gitsin. Yani alay eder gibi. Devre arasında Bence şu akın gitme ihtimalini sıfır görüyorum ama Ryan Kent'i yüzde yüz görüyorum. Bilginiz olsun. Hatta bizim bir tane Zayis diye bir oyuncu vardı. Ona ne oldu? Hani beğendiğimden istediğimden değil yanlış anlaşılmasın. Ne oldu yani tam olarak? Nerede? Ne iş yapıyor? Nereye kayboldu? Ya yanlış anlaşılmasın. Beğendiğimden hani hoşuma gittiğinden falan filan demiyorum ha. Sakatlığı ne? Ne zaman dönecek? Ne zamandır sakat? Hani kime faydası var? Ben gerçekten bak merakımdan soruyorum ya kime faydası var? Nerede bu herif? 21 Kasım 2023'ten beri sakatmış arkadaşlar. Sakatlığı bilinmiyor. Doktorlar daha bulamamışlar. Allah Allah. Bak bu sezon özelinde 15 gün o oradan 2 gün oradan 17 gün. 30 30 31 günde buradan 48 gündür sakat. Ben 3'e 5'e bakmadan devre arası gönderirim. Ha, Hull City'ye mi gidiyor? Hull City'ye mi gidiyor? Yoksa Championship takımlarından Hull City'ye mi gidiyor? Ben onu bilemem. Ama hani istediği yere gidebilir. Hull City'ye falan gidebilir yani. çok gönlü sol kanat dışında 10 numara santrafor oynuyor. Darmstadt Darmstadt diyor. Eee Michael Darmstadt 19 gol, 25 asist. <laughs> Bu nasıl bir futbolcu profili ya? Stoperden bahsederken forvete geçtik bir demire. Neyse. 192 maç kariyerinde 19 gol atmış, 25 asist yapmış, 20 milyon eurolara ulaşmış. 13 milyon euro şu anda. Geçen sezon 34 bu sezon 2 karşılaşmada görev aldı. Arkadaşlar ben bunu size şunu şöyle anlatayım. Hocam ne alakadarmış Darmstadt diyeceksiniz. 23 yaşında 1.80 boyunda sol kanat oyuncusu Danimarkalı. Brentford'un oyuncusu. Ben şöyle söyleyeyim. Bazen de futbolcularını iyi pazarlamak için ortaya böyle iddialar atıyorlar. Ben bu arada %10 ihtimal verdim bu değildi ya. Ben yanlışlıkla buna %10 vermişim. Bir stoper vardı. isimleri karıştırmışım. Yine İngiltere'den bir stoper vardı. Bizim bu arkadaştan pek bir alakamız yok. Bu arkadaşı hiç beklemeyin. Yani hiçbir duyumum yok. Ee, Erik Dair dedik. Malang Sar. Ekdal. Darmşikat dedim. Ya pardon Darmşikat demeyecektim. Ben başka bir şey diyecektim orada ya. Başka bir stoper var da. Takımlarında oynamayan stoperlere şey yapıyoruz ama bence oynayan ama istenmeyen adamlara çökmemiz lazım. Ee, Batshuayi 3 e talip haberi var. Şimdi Belçika devleri istiyor. Batshuayi İngiltere Premier Lig. Ceko'nun arkasında kaldı. 18-19 maça çıktı. 8 gol 3 asistlik katkı. Bazen şartların olumsuzluğu sana öyle olumlu döner ki. Bakın İrfancan Kahveci kart sınırında aman de oynatabilelim diye Kayseri Spor maçında sonradan oyun aldık. Daha bilmem kaçıncı dakikada. Bilmem kaçıncı dakikada. Ancak yerine oynayan tartışma konusu olan sen de futbolcu musun B denilen 15 milyon euroluk kazık denilen Cengiz Ünder bir gol bir asist. İki gün boyunca Ceko İtman'a çıkmadı. <laughs> Dedik ki ulan Ceko idmana çıkmadı eyvah yandık biz perişan olduk. Ayvayı yedik. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Ben de dahil birçok kişi şöyle bir kehanette bulundu. Ben gördüm birçok kişi de. Ya Batşuay'ı ister misiniz hettirik yapsın falan böyle. Hani durup durup da diye. Kayseri Spor bence Ceko'ya çok iyi önlem aldı. Hatta Ceko'nun sakatlığına da bence inanmadı. Bunlar ne yapar eder Kayseri'ye getirirler bir şekilde oynatırlar dedi. Kamp kadrosunda yer almadı. Yine de getirirler dedi. Bence. Ulan bunlar yine de uçağa atıp getirirler. Hani derler ya Fenerbahçe futbolcuları birbirine destek olacak falan. İstanbul'da çalıştı. Fenerbahçe uçakla geldi. Uçakla geldiğinde bile İstanbul'da çalıştığı görsel atıldı. Yine bence inanmadılar. Sonra kafa çatılamaya başladı ama kesin kararı, kesin taktiği çoktan vermişlerdi. Sonrasında dikkat edin Batşua ile baş edemediler. Batshuayi'nin attığı ilk gol. Savunma Batshuayi tutmuyor ki. Yerleşik düzende. Ceko normalde sağa sola kaymazdı. İyice derinlere kayardı. Yani taç çizgisine doğru kayardı. Aradan bir sıyrıldı vurdu gol oldu. Mesela Ceko hayvani vuruşu yapmazdı o Batshuayi'nin gol attığı hayvani vuruşu. Yani o hayvani vuruşu Ceko yapmazdı. Adamların tedbiri buna bu şekildeydi işte. Ve Şans oldu. Batu gitti. 3 tane gol attı. Şimdi devre arasında elimizi o kadar güçlendirdik ki aslında. Diyorum ya size. Bazen hani zorluklar gerçekten enteresan şeyler getirebiliyor. Bu zorluklar da böyle işte. Enteresan bir şey getirdi. Ee, yine de neresinden bakarsan bak. Fenerbahçe adına böyle bir şey oldu. Notlarıma bakıyorum arkadaşlar. Başka verebileceğim duyum kalmadı. Nefesim kalmadı. Yoruldum sizlere bunları aktarırken e, ama canınız sağ olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bu kanala desteğinizi çok seviyorum. Hasta hasta da olsa video çekmek hoşuma gidiyor. İyi ki varsınız. Gerçekten söylüyorum bak. Yani e, sonuçta reklam tıklayacaksınız. işte bilmem video izleyeceksiniz, para kazanacağım falan filan diye değil. Allah'a çok şükür zaten param yerimde. Allah sağlık, sıhhat, din, iman versin insanlara. Vicdan, merhamet versin. Para pul önemli değil. Zaten gelen paralarla nasıl harcandığını en çok üyeler biliyor. O yüzden çok şeyimde değil yani çok umurumda değil. Ee, ama hakiki olarak samimi olarak söylüyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki bu kanaldasınız. Valla sizlerle ben gurur duyuyorum. Gerçekten sizlerle gurur duyuyorum. Bana tahammül edebildiğiniz için gurur duyuyorum. Bazen ben bile tahammül edemiyorum. Durumlar bunlar. Yani kaç tane duyum verdik? Piyasayı değerlendirdik. Kredi dair verdiğim Anlaşılmamış olabilir bir kez daha söyleyeyim Küfür etti diyor hakem İşte yani Aptal dedi aptal hakem dedi diyor Fred de diyor ki ben bu ne aptalca faul dedim diyor Eğer bu kanıtlanırsa ki kanıtlanması çok kolay kameralar zaten orada Fred'i çekiyor Görüntü açıları HD Kanıtlanırsa ya bu ne aptalca faul dedi denirse Kırmızı kart iptal edilir mi edilir Edilmesi de lazım ancak Galatasaray cephesi buna izin verir mi? Çünkü biliyorsunuz Mehmet Büyükekşi'nin kontrolü Galatasaray'da. Yani Mehmet Büyükekşi kontrolü Galatasaray'da abi. Yalansa yalan değil. O yüzden de bakacağız nelerin olacağına, nelerin biteceğine, nelerin hesabının yapılacağına. Ama her halükarda söyleyeyim benim tahminime göre Fred ilk Galatasaray maçında oynamaz. ikincisinde oynar. Sebebini de anlattım. İki maç ceza verirler. Tahkime başvururuz. Birini düşürürler. Siz dua edin 3 ve yapmasınlar. Sebebi de belli. Bunlar sadece bu maçı düşünmüyorlar. Sizin gibi basit sıradan düşünmüyor herifler. Herifler çok komplike düşünüyorlar. Haberiniz olsun. Allah Fenerbahçe'mizin yar ve yardımcısı olsun. Ziyara diğerleri hep karşı taraftan Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese mutlu bir cuma diliyorum. Cuma'nız mübarek olsun. Görüşmek üzere.